Merhaba arkadaşlar. Konumuz devirli ondalık sayılar. 1 bölü 3 kesrimiz 0 ile 1 arasında yer alıyor. Biliyoruz. Eğer 0 ile 1 arasını ondalık sayılara bölersek, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 şeklinde böldük. 1 bölü 3'ün denk geldiği yere bakıyoruz. 0,3 ile 0,4 arasında. Bu noktayı tam olarak bulabilmek için 1'i 3'e bölelim. 1'de 3 yok. O zaman biz 1'in yanına bir 0 koyarız ve deriz ki 0 tam. 10'da 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 10'dan 9'u çıkardık. 1. 1'de 3 yine yok. 1'in yanına bir 0 koyduk. 10'da 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 10'dan 9'u çıkardık. Yine 1. Görüyoruz ki bu böyle devam edecek. Burası da böyle devam edecek. O zaman biz deriz ki burası bu şekilde devam eder. Sonsuza kadar gidenleri de biz 3 noktayla gösteriyorduk. Şimdi daha kısa bir gösterim için 0,3 devirli diyoruz. Yani 3 sonsuza kadar tekrarlar. Biz bu işarete devir işareti diyoruz. 5 bölü 9 kesirini ele alalım. Ondalık sayı biçiminde yazmak istiyoruz. 5'i 9'a bölelim. 5'te 9 yok. 5'in yanına bir sıfır koyalım. 0 tam. 50'de 9, 5 kere var. 5 kere 9, 45. 50'den 45'i çıkardık. Yine 5. 5'te 9 yok. 5'in yanına bir sıfır koyduk. 50'de 9, yine 5 kere. 5 kere 9, 45. Çıkardık yine 5. 5'te 9 yok dedik. Yine bir sıfır ekledik. 50'de 9, yine 5 kere. 5 kere 9, 45. 5 kere 9, 45. Böyle yıllarca bu işleme devam edebiliriz. Öyleyse 0,555 diye devam eden ondalık sayıyı 0,5 devirli olarak gösterebiliriz. 5 bölü 6 kesirini ele alalım. 5'i 6'ya bölmemiz gerekiyor. 5'te 6 yok. 5'in yanına bir 0 ekledik. Dedik ki 0 tam diye devam ederiz. 50'de 6, 8 kere. 8 kere 6, 48. 50'den 48'i çıkardık. 2. 2'de 6 yine yok. O zaman 2'nin yanına bir 0 koyalım. 20'de 6, 3 kere var. 3 kere 6, 18. 20'den 18'i çıkartalım. Yine 2. Kalan aynı olduğu sürece biz de burada aynı sayıyı bulmaya devam edeceğiz. 2'nin yanına bir 0 getirdik. 20'de 6, Yine 3 kere. 3 kere 6, 18 çıkardık. 2 şeklinde devam edecek. Öyleyse biz bu ondalık sayıyı 0,10'da 8, 3 devirli olarak gösteririz. Sadece 3 tekrarladığı için devir işaretini sadece 3'ün üzerine koyarız. 8 bölü 3 kesirini ele alalım. 8'i 3'e böleceğiz. 8de 3 var. 2 defa 2 kere 3, 6 çıkardık. 2. 2'de 3 yok, 2'nin yanına 0 getirdik dedik ki 8'de 3, 2 tam virgül, 20'de 3, 6 kere, 3 kere 6, 18, 2 kaldı. 2'de 3 olmadığı için 2'nin yanına bir 0 getirdik. 20'de 3 yine 6 kere, 6 kere 3, 18 çıkardık, 2. 2'de 3 olmadığı için aynı şekilde devam edeceğiz. Demek ki bu sayı 2 tam 6, 6, 6 şeklinde devam edecek. Biz kısaca bu sayıyı 2,6 devirli olarak gösterebiliriz. Şimdi sorumuz şöyle diyor: 0 Sıfırla bir arasında yer alan 1 bölü 7 kesrini ondalık sayı biçiminde gösteriniz. Bu soru sizin arkadaşlar. Hoşçakalın. Müzik